Oğlum Chucky sen çok güzel bir killer'sın ya. Vallahi billahi çok güzel bir killer'sın sen. Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Deadlius'tan hepinize selamlar. Aslında son 1v4 videomdan sonra ibret almıştım. 2v8 modu bitene kadar 1v4 çekmeyi düşünmüyordum. Ama yorumlarda bana çok güzel moral vermişsiniz. Aynı zamanda 1v4 isteyenlerin daha fazla olduğunu da gördüm. 2v8'de yeterince çektim zaten. O yüzden yine birkaç video 1v4 şeklinde devam edeceğiz. Bugün Chucky'deyiz arkadaşlar, Chucky oynayacağız. Şimdi şöyle totem ağırlıklı bir kurban yavaşlatma build'i yaptım aslında. Mantıklı olur mu olmaz mı bilmiyorum. Yani mantık olarak baktığım zaman buradaki bütün totemleri kırması gerekecek kurbanların. O yüzden maçları biraz olsun yavaşlatabilirim diye düşündüm. Hızlı bir şekilde anlatayım bu build'i. İlk perk'ümüz Evsun oyuncak. Bir kurbanı ilk kez kancaya astığımız zaman o kurban lanetli hale geliyor. Ve bir sönük totem Evsun totemine dönüşüyor. Bu Evsun totemi kırılana kadar o kurban bir haber durum efektinde kalıyor. Yani bizim kalp atış sesimizi falan duymuyor. Maçı bizi duymadan geçiriyor yani o totem kırılana kadar. Dolayısıyla onu gafil avlayabiliyoruz çoğu spotta. O yüzden bu totemi kırması onun için önemli. Bu lanetli kurban totemin 16 metre yakınına geldiği zaman totemi görebiliyor. Aynı zamanda ilk 90 saniye bu totemi sadece lanetlenen kurban kırabiliyor. 90 saniye sonra diğer kurbanlar da bu lanetli kurbanın totemini kırıp onu lanetten kurtarabiliyorlar. İkinci perk'ümüz Evsun yıkım. Bir jeneratör herhangi bir kurban tarafından tamir edilmiyorsa bizim tekme atmamıza gerek kalmadan otomatik olarak normal gerileme hızının %100 kadarı oranında kendi kendine geriliyor. Üçüncü perk'ümüz Evsun ölümsüz. Bu perk'ü ruin'i korumak için aldım. İlk avantajı herhangi bir sönük totemin 4 metre yakınında bir kurban varsa onların yerini görüyoruz. Ama bizim için önemli olan kısmı bu değil. Farklı bir Evsun totemi temizlendiği zaman o temizlenen Evsun toteminin özelliği bu toteme aktarılıyor. Yani diyelim ki kurbanlar az önce anlattığım yıkım perkünü kırdılar. Yıkım perkünün etkileri devre dışı kalmıyor. Evsun ölümsüz totemine aktarılıyor. Yani ilk kırılan Evsun totemi her zaman Evsun ölümsüz totemi oluyor. Kurbanların ikinci totemi de kırmaları gerekiyor sizin perkünüzü devre dışı bırakmak için. Ruin'i korumak için aldım yani. Aynı zamanda da olabildiğince totem kırdırmaya çalışacağım kurbanlara. Onun sebebi de şu. Şu gördüğünüz Evsun Pentimento perk için arkadaşlar. Kurbanlar bir totemi kırdığı zaman o totemin yanına gidip Evsun totemi açabiliyoruz oraya. Bir tane Evsun totemi açtığım zaman kurbanların tamir hızı %30 azalıyor bu açtığım totemi kırana kadar. İki tane Evsun totemi açarsam kurbanların iyileştirme hızı %30 yavaşlıyor. Üç Evsun totemi açarsam yerdeki kurbanların kendilerini kaldırmak için doldurdukları barın hızı %30 azalıyor. Dört Evsun totemi yaparsam kurbanların çıkış kapısını açma hızı %30 azalıyor. Ve bir şekilde beş Evsun totemine çıkarsam da mahluk bütün totemleri kilit diyor. Yani kurbanlar totemleri kırıp bu etkileri devre dışı bırakamıyorlar. Maç boyu bu etkilerle oynamak zorunda kalıyorlar. İlk eklentim ustura. Kespiç saldırıları, yani özelliğimizi kullanarak vurduğumuz saldırılar. Kurbanlara 80 saniye boyunca kan kaybı ve ağır yaralı durum efekti uyguluyor. Kan kaybı şu işe yarıyor. Kurbanlar iyileşme eylemine devam etmedikleri sürece iyileşme barları yavaş yavaş geriliyor. Aynı zamanda yere daha sık ve daha fazla kan bırakıyorlar. Ağır yaralı efekti de kurbanların iyileşmesi için gereken süre %25 arttırıyor. Daha geç iyileşiyor. İkinci eklentim de fare zehri. Kespiç kullanırken 12 metre yakınımızdaki kurbanların harelerini 5 saniye boyunca görebiliyoruz. Hadi bakalım 1v4'ün canavarlarına karşı neler yapacağız. Yine canavar moddalar mı yoksa o güne özel bir şey miydi bilmiyorum ama. Sakin oynamaya çalışacağım arkadaşlar. Gerçekten hani kafaya takmadan oynayacağım. Ormond vermeseydin iyiydi yani. Yemin ediyorum rüyamda falan gördüm herhalde ben burayı. Bir yerden hatırlıyorum burayı ama. Neredesiniz lan? Son hezimetim Ormond'da olduğu için. Şöyle bir moda girelim arkadaşlar, tamam mı? Totemimize bir gidelim. Tamam, totemi elleyen yok. Jende olan da yok. Şöyle özelliğimizi bir kullanalım. Aha! Lan! Güzel. İyi bir satış geldi Meg'den. Killer Shack'te kovalamayalım diyecektim ki. Güzel. Bu Meg biraz enayi çıktı sanki. Paleti devirdikten sonra sağ ya da sola direkt kaçarsanız Chucky'nin dönmesi çok zor. Bu direkt koşmayı tercih etti. Dur şuraya asayım da. Diğer tarafta totem var. Ben her şeyi anlatacağım mı arkadaşlar size böyle ya? Hı? Yetişir miyim? Ah, enti. Last spot unyo geliyor. Güzel fake. Bir dakika, fake'i falan boş ver. Bu jeni yapan beleş hit verebileceğimiz bir kurbanımız var burada. Koş oğlum Chucky. Helal oğlum Chucky sana. İyisin. Aa, totemim kırıldı lan. Okey, şimdi şöyle bir şey yapacağız. Evsun ölümsüz gitti. Ruin hala devam ediyor dediğim gibi. Oraya bir pentimento açmaya gideceğiz. Ruin artı Jeniz'ları yavaş olmuş olacak. Hocam hiç umurumda değilsin. O tunnel'ı da atarım, o AFK'yı da affetmem. Gram umurumda olmaz. Zaten zar zor maç geçiriyoruz. Güzel maçı bulmuşken devam edelim. Okey, şuraya pentimentomuzu hemen açıyoruz arkadaşlar. Tamam. Şimdi Jeniz'ları %30 yavaşladı. Oğlum siz salak gerizekalı mısınız?
Ya ne yapıyorsun ya? Yoksa beyinsiz salak gerizekalı mısınız? Gördünüz mü arkadaşlar? Adama fake verdiğim için. İyi dönüş. Adama fake verdiğim için pencereyi kullanmasını engelledik. Yine engelledim. Ya paleti devirmek zorunda ya da ölecek. Gördüğünüz gibi. Çok da şey yapmayın siz arkadaşlar onu. Ama yetişirim her türlü. Oğlum niye yetişemiyorum ben buna? Ya iyi ki şey dedik ya. Kardeşim çok teşekkür ederim hasar almayıp sattığın için. Allah razı olsun. Benim bir şeyim daha kırıldı ama. Pentimento mu gitti? Tamam süper. O paleti almamız şahane oldu. Bomboş bir palet verdi mesela bana. Az önceki spotta her şeyi doğru anlattım. Bu ne yapıyor oğlum? Ama uygulamalarını yapamadım. Çok iyi. Bak Chucky ile mesela direkt şöyle dönmeye çalışmak yerine şu şekil şuraya sürttürerek dönerseniz direkt pencere tarafına falan gitmiş oluyorsunuz. Özelliğini öyle kullanmanız daha iyi oluyor da benim arkada yuvam yıkıldı arkadaşlar biliyorsunuz değil mi? Bir 20-25 tane totem kırıldı arkada. Yani haciz geldi oyunuma resmen şu an. Arkada bir şey anlatacağız diye. Neyse dur Pentimento açabileceğim yerler doğdu çok güzel. İşte bu yüzden Evsun oyuncak artı Pentimento kombosu. Aç şimdi. Tamam Genesis'ını yavaşlattık. Sen yapıyor muyuk? Yapmıyoruz. Güzel. Şimdi heal'larını da yavaşlattım. Şöyle yerde toparlanma hızlarını da yavaşlattım. Kancadaki öldü bu arada. Nasıl bir maç oldu lan bu? Oğlum bak şu totemi kranı şimdi şuradan bak. Vallahi şunu fırlatırım bak. Meg mi bu? Meg'i fırlatırım yemin ediyorum şuradan bak. Bir rahat bırak ya totemimi. Oğlum Pentimento olayı bayağı iyi. 3 yaptım ya. Adamların jen hızını durdurmak için. Yani o jen olayını bozmak için 3 totem kırmaları gerekiyor. İkincisi de kırılıyor şu an. Tamam, o totemi bir dahakine bir tarafına sokarsın. Sadece totem kırmaya girmiş oyuna ya. Oğlum nereye gittik? Sen buraya gelmedin miydin ya? Dolamışım saçlarını gönlüme diyor ne? Adam öyle bir şey demedi arkadaşlar, ben uydurdum. Enti. Dönüşü yaptım da oradaki salak şeye takıldım. Palet var mı orada? Karşıda var. Güzel. Vallahi hocam Chucky bütün sinirimi stresimi aldın ya benim. Hani daha doğrusu yoktu da olma ihtimali vardı. Bırakmadı sağ olsun sinir stres. Attempt deneniyor. Dene hocam. Tövbe yarabbim ya. Enti. Fake vermeyi denedik yemedi. Ulan %4 bile bir insana nasıl karşı olabilir? Yani bunun bir altı ne ya? %0.25 falan mı ya? %0.25 falan mı bunun bir altı ya? Ya. O jeneratörün 4 tane pompası var ya. Yok ben yorum yapmıyorum. Gerisini sizin hayal gücünüze bıraktım arkadaşlar. Arkada jem bitirdi ya. Jem bitirdi ya. Bir yerde yılanladığını biliyorum. Özelliğimi bir kullanayım. Yakındaysa yerini görecektik de. Hatch aramaya falan mı gitti acaba? Okey sürekli özellik atmaya çalışıyorum da yakındaysa yerini göreyim diye. Aha gördüm. Kendine emin bir şekilde ilerliyor. Hatch'i mi biliyor acaba? Güzel. Böyle spotlar var ya normalde katiller için eziyet. Ama Chucky için muhteşem. Ya L spotunda çıkmış. Önünde Allah'ım ya. Neyse güzel maç. İyi maç. Bu build çok iş yaptı. Aşırı yavaşlattık. Hani jen bile yaptırmıyorduk neredeyse. Bir tane yaptılar. O da önemsizdi yani. Jen kontrolünü bırakmıştım zaten. Nicklerinden anladığım kadarıyla Rus SVF'siydi bunlar galiba. Temiz maç. İyi girdik videoya. Bak içime doğmuş gibi el attım. Yine bir istediklerimi hep atmışlar oraya. Geçen bu harita engelleme olayıyla ilgili İbone yaşadı arkadaşlar biliyor musunuz? Maçları çok kötü geçiyordu killer oynarken. Sürekli jen rush falan yiyordu. Kurbanlar da işte böyle sürekli karga gözü ormond falan atıp jen rush atıyorlardı. İbone da dedi ki o zaman el atayım. Hani o adak korumasından atayım. İstediklerim hep gelmesin diye attı. Adamlar da Ormond atmış. İbo Ormond'u counterlamış oldu. Ormond geldi. Yani İbo onu counterladı ama oyunun otomatik verdiği map'ten Ormond geldi. Böyle de muhteşem şanslardır canım doğumun. Evet birisini gördük. Merhaba. Size bir korku yaşattım galiba. Balans mı attı o? Bak balansa çıkmasa mesela bunu çoktan düşürmüştüm. Tamam sana da vururuz hiç problem yok. Tekrar beni jenin oraya götürüyor çok iyi haber. Okey önünü kapatalım diyeceğim pencereyi kullanacak. Feng biraz aceleci mi oynuyor iyi mi oynuyor?
Güzel. Harbiden yani Chucky değil de başka bir katil olsa şurada var ya 3-4 tur, 4-5 tur, 5-6 tur, 7-8 tur dönersiniz yani. Benim abartma seviyesi. Bu arada Evsun ölümsüz gitti. Şöyle hemen Pentimento'yu açıyoruz buraya. Yerini biliyorlar ama olsun. O ana binayı yapmayan adam nereye gitti acaba? Şuraya gitmiş olabilir mi? Aynen de öyle olmuş. Çok iyi hit. Baba Yaga. Kahin değil miydi lan bu? Kahin Baba Vanga mıydı? Neydi o? Allah'ım orada hile yapan birini buldum da. Oğlum Chucky sen çok güzel bir killer'sın ya. Vallahi billahi çok güzel bir killer'sın sen. Seni yerim. Şu totemlerimi rahat bırakır mısınız artık? Yine bir tane daha kırıldı. Lan! Jende biri varmış ya. Ih, yok bu paletten geçtikten sonra dönmeleri yapamıyorum ya. Maalesef onlar olmuyor. Kaçıncı totemimi kırdınız ya? Dur onu aldılar da ben Pentimento açmaya gideyim arkadaşlar. Bir dakika. Pentimento açmaya gerek kalmadı. Çok yakında birisini bulduk. Oo, bir tık batırmış olabilir. Devir paleti. Niye inat ediyorsun ki? Okey sıçtı. Palet varmış burada. Çok korkunçtu. Seni şu kancaya asıyorum hocam. Sonra şuraya doğru bir özellik kullanıyorum hemen toteme yetişmek için. Aynı zamanda tam olarak nereye gittiğimi de görmesin. Şuraya Pentimento'yu tekrar açıyorum. Ren hızınızı yavaşlatıyorum. Hay 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 moduna geçtik. Çok kötü kullandım burada özelliği. Niye öyle oldu? Okey. Bunu as... Yok. Bunu muydu asmıştım? Evet bunu asmıştım. Tekrar asabilirsek çok güzel olur. Ya cidden bunu mu yaptın? Cidden dümdüz atladın mı oradan diyeceğim. Balansı var değil mi bunun? Enayi. Nereden geldiğimi anlamadı. Güzel. Özelliği kullanmamız da iyi oldu. Pentimento'muz hala açık. Jhen hızları yavaş. Okey Pentimento'yu yine kırdılar. 3 kişi bu site'da. Onu anladık. Merhabalar. Bunu da ikinci asılışına uğurlarsam çok güzel olur. Zekice bir plight. Ya senin ben yapacağın işe. Özelliği bir yarım saniye geç kullansam. Okey salıyoruz arkadaşlar bunu. Merhabalar. Sen bu takımın jencisisin. Onu anladık. Aynı zamanda ucubesisin. Arta kalan varlık ne oğlum? Hakaret yedim lan oyundan. Oğlum yemek artığı mıyım ben? Arta kalan varlık ne demek? Bunlar yine hard jam modunu açtılar ya. Birisini oyundan çıkarmam lazım. Oğlum ne oluyor? Bütün tuzakları şey mi yerleştiriyor Claudette? Hepsinde mi tuzak var anlamadım. Evet şu an resleniyorlar. Oğlum ben körlük efektiydim. Jenleri görmüyorum evet. Jenleri görmüyorum abi şu an. Oh ucube modu açıldı. Felaket saklanmaya başladılar. Yani göremiyorum bile şu an adamları. Okey. Evet geçtiler o ucube moda. Geçmiş olsun. Maça ne kadar hard başladığımı hatırlıyorsunuzdur. Şu an bütün kontrolü kaybettik abi. Yine 35 metre uzaktan görüp jenden kaçmalı moda geçtiler. Bak oturuyor oturuyor kaçıyor. Oturuyor oturuyor kaçıyor. En sevmediğim oyun yani buna bir şey yapamıyorum ya. Şimdi o jene gideceğim. Buna geri de dönecek. E ne yapayım ki ben şimdi? Ne yapayım ben şimdi? Ablacım ne yapıyorsun sen ya kendi kendine? Claudette vallahi senin bacağına sıçacağım. Bak şeyi de yapıyorum. Uzun kovalamacaya da girmiyorum. Oğlum bu ne salak bir perkmüş lan. Full körlük veriyor. Ucube moda döndü oyun ya. Öf al. Jenler de bitiyor abi. Nereden nereye tutayım ki ya. Ona gitsem o bitiyor. Ona gitsem o bitiyor. No GG. Bölme olayını yaptılar yani anla ki. Feng'i alıp gideceğiz maçtan. Yapacak bir şey yok. Feng'i alıp maçtan gideceğiz abi. Lan. Ha balans atacak. Feng'i alamadık arkadaşlar. Bir dakika Feng'i mi gördüm ben arkada bir yerde? Evet. Bu bizim için çok iyi oldu. Ama tabii ki de son jen canavarları. Ya müthiş başladım maça ama o salak perk var ya körlük veren. O beni mahvetti. O perk harbiden beni mahvetti. Lan nasıl yedim o ucu? Neyse killer check paletini yemişti. Okey. Bir balans da sende mi çıktı? Balanssız oyun yok diyorsun. Nere açıldı lan? Check açılmış. Bari oğlum etkit bastığını duymuştum ya. Sen var ya tam bir ucubesin ya. Sen var ya bu oyunun en ucube karakteri olabilirsin ya. Heh diğerini de yerden kaldırdılar.
Duymuştum onun var oğlum etkit bastığını ya. Hocam tamam seni yerden kaldırdılar da nereye gittin? Okey bu da geri dönüp kapıya gitti büyük ihtimal. Üçüncü kili isterken 2'den de olduk. Yani maçın özeti. Claude'un ucubesi yüzünden oldu ya. Vallahi Claude'un ucubesi yüzünden oldu. O Barov'u basmasa bir yerde hatch'ten mi gitti ne oldu bir şey oldu. Evet gıcık bir maçtı gıcık bir maçtı. İlk maçın bütün havasını alan bir maçtı. Ama yapacak bir şey yok. İki kille bitirebilsem tatmin olurdum aslında. Keşke Laurie'yi assaymışım orada ama. Claude çok önümdeydi yani alabilirdim onu da. Abi adam Barov'lu medkit. Full tuzak perkleri. Körlük perkü. Balans. Yani şu 3 perk artı Barov'lu medkiti beni bitirdi adamın. Şuna bak ölümsüzlük build'i yapmış ya. İşsiz herif. Bok gibi oynuyordu bu arada. Onu da söyleyeyim. Az önceki maç kapıda özellik attığım zaman Laurie'ye tuttursam belki de 2 ya da 3 kill alabilirdim. Şimdi onu düşündüm. Bak şunu fark ettiniz mi? İlk maç çok özgüvenli başladım ve kurbanlara göz bile açtırmadım. O özgüven ikinci maçın başında da devam etti. Yani bu süreye kadar özellik ıskalamadım neredeyse. Zor hitleri bile attım. Yani o zor dönüşleri bile yaptım. Nerede maçın kontrolünü kaybettiğimi düşündüm. O aptal kör etme perkü yüzünden falan. Özellik ıskalamaya başladım. Yani kolay düz önümde giden adamı bile vuramadım mesela. O çıkış kapısında olduğu gibi. Yani bu oyun gerçekten hep söylediğim gibi özgüven oyunu. Kurban tarafı da aynı, killer tarafı da aynı. Özgüvenliyseniz, o an iyiseniz 6 tane kurbanı bile yok edersiniz. Olay tamamen özgüvenle gerçekten yani. Ama o da sizin elinizde olmuyor her zaman. Ara sıra kurban tarafının da hata falan yapıp o özgüveni size vermesi lazım. Ne oldu lan gördün mü? Ohoho bir beleş hit daha. Ya bak bu beleş hitleri severiz. Lan ah şu pencereye gider diye yapmıştım ya. Ah neyse ah okey. Burayı salacağız çünkü dedem can yapıyor yukarıda. Şunun bir rahatını bozalım. Ha? Yukarıdan özellikle düşünce vurmuyor mu oğlum? Bir yerden sonra elbet atlar dedim ya. Okey şurayı kıracağız. Tamam burayı dağıttık gibi. İki kişi yaraladık. Fena değil. Heal'lanıyorlar sanırım. Aynen heal'landılar. Yani dümdüz pencere atsam yiyordun o özelliği enense. Sprint mi bekletiyorsun? Ne yapıyorsun anasını satayım ya? Pentimento'yu açayım. Jenizer'ını bir yavaşlatalım. Şurada da boş totem mi kırılmış? Ne olmuş? Şurayı da açalım. Yani şu an iki kişi yaraladım ama hiçbir işe yaramadı ve restlendiler. Jenizlarında da öndeler. Dede görüp görüp kaçıyor. Şu an çok gıcık bir hale geldi yine maç. 20-25 tane totemimi kırdılar. Müthiş bir şekilde. Aynen balansın çıksın senin de. Okey bir tık enayi hiti geldi burada. Güzel. Bak 5 jam var gibi görünüyor ama işte ben maçta önde olduğumu hissedemiyorum niyeyse. Oğlum yeter lan yeter lan kırmayın artık lan. Of çok iyi lan. Perks şey eklenti sayesinde valla. Tamam o paleti verecek gibisin neyse. Neyse nereye oynuyorsun neyse nereye oynuyorsun. Çok iyi. Hata yaptırdık. Bu tarz spotlarda biraz kurbanları hataya oynatmak daha iyi oluyor. İsterseniz Giresun'a da oynatabilirsiniz. Vallahi ya. Hocam. Bu jeni yükseltmişiz de. Bir dakika. İşte bu eklenti bu yüzden önemli arkadaşlar. Zekanızı konuşturabileceğiniz bir eklenti. Bu şekilde saklanan çakalları bulabileceğiniz bir eklenti. Onları sonra bu şekilde sıçırtabiliyorsunuz. Dedem ne yaptın? Şeycan bunu ikinci asılışına geçirebilirim diye geldim. Fast volt atacak diye vurmuyordum var ya. Allah'tan fast atamada da vurduk güzel. Hafiften ağırlık koyuyoruz maça. Pentimento açmaya gidiyordum oraya ama dedeyi görünce ikinci asılış olduğu için kovalayayım dedim. İyi yapmış mıyım? Hala Pentimento açma şansım var oraya ama bir yandan da bu kancayı korursam çok daha iyi olabilir. Şeycan burada birileri vardı ya. Evet bulduk yine çakalı. Balansında yokmuş. Gidiyorsun orada. Aa var mıymış lan? Anlamadım. Bir hızlandı mı ne oldu? Tam o sıra dedeye bakıyordum. Okey bunu da ikinci alışına geçiririz sanki. Ne dediniz o işe? Bir dakika. İbre döndü. İbre güncellendi arkadaşlar. Dedeyi oyundan çıkarma zamanı. Dede kendisini çıkardı zaten. Sırf balans atacağım diye yaptığın rezilliğe bak ya. Sırf balans atacağım diye yaptığın rezilliğe bak ya. Okey hocam maça çok iyi başladım ambargo koydum. İkinci maçta tunnel atmadığım için bu duruma düştüm. Bu maç 5 randa olsa yapıştırdım vallahi hazır önümdeyken. İkinci maçta 4 can varken Fengbin'in ikinci asılışıydı ve gözümün önünde alındı. Orada gittim salak gibi Lori'yi kovaladım. Orada mesela Fengbin'i kovalasam anladınız mı o maçı da almıştım. Artı şuraya Pentimento'yu bir açalım artık. Oğlum buradaki totemi nasıl buldunuz lan? Ha? Totem benim olduğum halde yani ben o totemin yerini göremezdim ya. Ya. Sen gerçekten bir tık ucubeleştin ya.
Ha? Lan! O nasıl oldu oğlum? Tamam kardeşim. Tamam kardeşim. Sıkıntı yok. Elleme Fengmin'e. Bırak onu bana. Sonuncunun yerini de biliyorum da şu an ikili slug atmışken şunları bir asalım hemen. Ha? Hı? Diğerinde Amre mi var? Nereye gidiyorsun la? Feng sakin ol. Feng sakin ol. Hadi Decisive falan olmasın, uğraştırma beni ekstra. Güzel. Hocam bak, baskıyı kurduktan sonra o bir kişiyi oyundan çıkarma hakkın varsa, şansın varsa çıkaracaksın. Çıkarmazsan aynı bir önceki maçta olduğu gibi maçı kaybedersin. Hatırlıyorsunuz değil mi bir önceki maç ne kadar önde olduğumu? 3 ya da 4 tane hook almıştım, bir jam bitmişti sadece. Ama sonra Fengmin'i bir daha hiç bulamadım. Hop bir anda maç gitti. Güzel. İyi toparladık bu maçla birlikte. Chucky iyi, evet. Yani bu tarz tryhard ve güçlü rakiplere karşı gerçekten en iyi katillerden birisi Chucky. Yani hani Maraz, Nurse, Spirit, Chucky. Bunlar okey bence bu seviyeler için. Chase'lerin çoğunu kazandım çünkü hani kaybettiğim maçta bile Chase'lerin çoğunu kazandım. Keyifli bir videoydu diye düşünüyorum. 3 maçta bir bırakacağım arkadaşlar. Gayet yeterli. Maçlar kötü geçmediği için yani hani 3 maçta sınırlandırabiliriz. Tatmin edici bir videoydu benim için. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir arkadaşlar video. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi geceler.